Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda sizlere doğadaki şifalı bitkilerden yapışkan andız otundan, yapışkan andız otunun yararlarından, faydalarından, çayının yararlarından bahsedeceğiz. Geleneksel tıpta en etkili bir bitki olan yapışkan andız otu, Filistin ve İsrail'de şeker ve diyabet hastalıklarında, yüksek hipertansiyon hastalıklarında doğadaki en etkili bitkilerden 5 sıralamasında birinci olmaktadır. Gördüğümüz gibi taze yapışkan andız otu videomuzda olduğu gibi olmaktadır. Kendine has bir cezbedici keskin kokusu olmaktadır. Yaprakları ve dalları bu şekilde olmaktadır. Ayrıca kanserin tanısı milattan sonra 23 ve 79. yıllarda Romalı bir fizyolog tarafından, yani bilim adamı tarafından ilk teşhisi konularak, tanısı konularak tarih kitaplarına yazılmıştır. Geleneksel tıpta yapışkan andız otu bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda balgam söktürücü özelliği vardır. İşte gördüğümüz gibi yapışkan andız otu bu şekildedir. Unutmadan çayının demlenme şeklinden de bahsetmek istersek, bir fincan kaynamış suya böyle 3-5 yapışkan andız otu yaprağını atarak 5 dakika kadar kaynatarak 15 dakika kadar demlenerek genellikle bitki çayları bu şekilde hazırlanmaktadır. Kurutulma aşaması güneşin ultraviyole ışınlarından bağımsız olarak oda sıcaklığında gölgelik alanda kurutulması önerilmektedir. Yol ve bahçe kenarlarından toplanan yapışkan andız otu, zira gövdesinde yapışkan bir sıvısı olduğundan toz toprak kapıcı özelliği vardır. Uzak meralarda, dağlık alanlarda hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde bulunabilmektedir. Kuzeyli yapışkan andız otunun soğuğa karşı kırılgan olduğundan, güneyli bölgelerde yapışkan andız otuna göre aromatik tadı ve değerli bileşenleri daha az olduğundan özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen yapışkan andız otları daha etkili olmaktadır. 8000 yıllık bir kullanım alanı bulunan yapışkan andız otu İsrail, Avrupa, Filistin gibi dünyanın birçok bölgelerinde, Akdeniz bölgelerinde ve ülkelerinde 8000 yıllık bir kullanım alanı vardır. Manisa'daki Aladağ civarında, Manisa civarındaki o Lütfü amcanın da teşrifleriyle, buluşlarıyla yakalandığı o kanser hastalığında yenmesiyle de tanınan yapışkan andız otu aslında geleneksel tıpta romatizma ve kireçlenme hastalıklarında balgam söktürücü, öksürük tedavisinde kullanılmakta ve bronşları açmaktadır. Akciğer hastalıklarında faydalıdır. Tüberküloz, verem hastalıklarında yararlıdır. Şeker ve diyabet hastalıklarında kan şekerini düzenleyici özelliği vardır. İnsülinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Yapay insülin niteliğinde olmakla birlikte diyabet ve şeker hastalıklarında, tansiyon hastalıklarında İsrail'de en iyi 5 bitki arasına sıralamada girmiştir. Eski çağlardan günümüze, Romalılar döneminden, antik Yunanlılar döneminden günümüze kadar göğüs kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri gibi çeşitli kanser türlerine karşı da bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanserli hastaların iştah kesikliğini açarak, iştah açıcı özelliği olmakla birlikte mide bulantılarını gidererek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanserli tümörlerin yapıştığı kan damarlarındaki kanı keserek böylelikle kanser hastalıklarında etkili olmaktadır, faydalı olmaktadır. Ağız içi yaralarda, diş eti iltihaplarında, bademcik iltihaplarında, solunum yolları hastalıklarında, üst solunum yolları hastalıklarında, sinüzit tedavisinde faydalı olmaktadır. Prostat hastalıklarında yararlıdır. Prostat kanserinin gelişimini önlemektedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.
Ayrıca hazırlayacağımız yapışkan andız otunun çayını banyo sularımıza, şampuanlarımıza koyarak saç ve cilt sağlığında, saç kepeklenmesinde ve çeşitli saymakla bitmeyen cilt hastalıklarında mikrop ve parazit öldürücü özelliği olmaktadır. Romatizma, kireçlenme ağrılarında iki eklem kemiğini birbirinden ayıran kıkırdak dokusunda geliştirerek ileriki yaşlarda görülecek kemik erimesi gibi vakalarda romatizma ağrılarını dindirmektedir. Zira bu otun keskin bir kokusu olduğundan bu etkileyici kokusu da olmaktadır. Böbrek hastalıklarında faydalıdır. Böbreklerde bulunan, safra kesesinde bulunan iltihapların giderilmesinde de yararlıdır. Kansızlık ve anemi hastalıklarında kan yapıcı özelliği vardır. Hücre yenileyici de özelliği olmaktadır. Ağız kokularında faydalıdır. Şifalı bir bitkidir. Ayrıca idrar yollarında böbrek safra kesesi mesanedeki kum ve taşların düşürülmesinde de yararlıdır. Küçük çocuklarda ve büyüklerde fark etmezsizin insanların bağırsaklarında bulunan parazit, şerit, asalak ve tenyaların düşürülmesinde etkilidir. Şifalı bir bitkidir. Faydaları saymakla bitmemekle birlikte acımsı bir tad olmaktadır. Doğada bulabilmeniz için biz her çektiğimiz videoda anlatım tarzımızı da geliştirerek o konuşma tutukluluğumuzu da atlatarak sizlere daha faydalı ve bilinçli, yararlı videolar çekmek için azimle, gayretle çaba sarf ediyoruz. Dediğimiz gibi soğuğa karşı kırılgan olan yapışkan andız otu, şu an ben Mersin Mut ilçesinde bu videoyu bir kayısı bahçesinin içinde çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle tenha bir köşede, rüzgar da fena bir şekilde esmektedir. Videomuzda belki bazı bölümlerde rüzgardan dolayı sesinde bir anormallık olabilir. Elde olmayan sebeplerden neticesinde Karadeniz bölgesine yağan yağmurlar vesaire doğal olaylardan dolayı bu Mersin Mut ilçesinde Sertavu geçidinden başlayarak Silifke Erdemli'ye doğru esen bir Poyraz fırtınası senelerdir, asırlardır yeryüzü olduğundan beri Poyraz'ın bolca estiği bir bölgedir. Her neyse, geleneksel tıpta harcın ve dahilen mikrop parazit öldürücü özelliği vardır. Yaraların üzerine toz haline getirilen yapışkan andız otu da böylelikle çeşitli cilt hastalıklarında faydalıdır. Zehirli böcek sokmalarına karşı yapışkan andız otu, kekik ve acı yavşan, akpelin otu ve sütleyen, sütlüce, sütlü ot gibi otlar ve incir yaprağı sütü gibi bitkiler zehirli böcek sokmalarına gerek sütü damlatılarak gerekse çay yapılarak ayrıca bir pamukla sürülerek bu şekilde de panzehir olarak da kullanılmaktadır. Yapışkan andız otunu doğada siz böyle kendiniz de bulabilirsiniz. Elbette kullanım alanları oldukça yaygın olabilmektedir. Videolarımızın ses ve görüntü aşaması tamamen HDR özelliği olmaktadır. Ve ben uzak bir, yani kameraya 2-3 metre uzaktan konuştuğum halde bilene sanki mikrofon ağzımın dibindeymiş gibi bir ses olmaktadır. Bilgisayarlarınızdan ve telefonlarınızdan HDMI moduna geçerek daha iyi görüntüye, sese ulaşabilirsiniz. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. İleriki tarihlerde yine sizlere faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.